Milli Mücadelenin 100. yılı adına düzenlenen İşgalden Kurtuluşa Bir Milletin Mucizevi Yolculuğu isimli sergi açıldı. Kurtuluş Savaşı'nın önemli eserlerinin yer aldığı serginin küratörlüğünü Profesör Doktor Engin Berber yapıyor. Gerçekten çok emek var bu sergide. Öncelikle onu söylemek istiyorum. İzmir'i işgalden kurtarmak için gelen Büyük Millet Meclisi süvarilerinin Mithatpaşa Caddesi'nde asılı Yunan bayrağını indirip yerine astıkları Büyük Türk Bayrağı da bu sergide yer alıyor. Mimar Kemalettin Caddesi'nin girişinde binaların çatısından yere kadar uzanan büyük bir Yunan bayrağı görüyorlar. Ve o Yunan bayrağı indirilip yerine bu el yapımı 3x5 ölçülerindeki bayrak çekiliyor. Buhara Cumhuriyeti'nden dayanışma için gelen heyetin verdiği 3 kılıçtan biri İnönü'ye ait. Kılıfı altın olan bu kılıç da sergide yerini aldı. Tarihçi Engin Berber, Buhara Cumhuriyeti'nin hediye ettiği 3 kılıcın hikayesini ulusal kanala anlattı. Buhara Cumhuriyeti'nden bir heyet, Türk Milli Mücadelesi'yle dayanışmak için bu 3 kılıçtan bir tanesini Türkiye Büyük Millet Meclisi Reisi Mustafa Kemal Paşa'ya hediye ederler. İkincisini İsmet Paşa'ya, Batı Cephesi Komutanı İsmet Paşa'ya verirler. Üçüncüsünü de Mustafa Kemal'e emanet ederler. Derler ki İzmir'e girecek ilk komutan, Türk komutan, İzmir'i kurtaracak ilk Türk komutana bunu hediye ediniz. Emaneten size veriyoruz paşam derler ve ayrılıp giderler. Birinci kılıcın akıbetini bilmiyoruz. Askeri müzede olmadığını biliyorum, onu sordurdum. Nerede bilmiyoruz. Üçüncü kılıç, yani İzmir'i kurtaracak Muzaffer Türk komutanına verilecek kılıç, Yüzbaşı Şerafettin Bey'e verilir. Elde sadece bizim bu sergide sergilediğimiz kılıfı altın olan, gerçek altın olan ikinci kılıç kaldı. Biz de o ikinci kılıcı dediğim gibi İnönü Vakfı'nın izniyle buraya getirdik. İşgalden Kurtuluşa Bir Milletin Mucizevi Yolculuğu sergisi 23 Mayıs'a kadar İzmir Resim Heykel Müzesi Kültür Park Sanat Galerisi'nde İzmirlilerin ziyaretine açık olacak.